Babam yarış atından düştü Cumhuriyet Bayramı'nda. Yarış atından düştü, işte atlarına çırmamış. Yozgat'a götürdüler hastaneye, orada o gece vefat etmiş. Ondan sonra işte öyle. Anamı daha hiç bilmiyorum. Daha küçüğümüşüm, çok küçüğümüşüm anam ölünce de. Analığım vardı, işte babaannem vardı. Babam da ölünce işte onlar şey ettiler, büyüttüler, baktılar. Her yerin eksik oluyor, bir yanın değil, her yerin eksik oluyor. Ama analığımı çok sevdim. Analığım çok bakardı bize. Analığım da çok genç kaldı babam hattan düşünce. Ondan sonra iki tane kız, kırklıydı bacım. Oğlan da iki yaşındaymış şöyle, babam ölünce. İşte büyüdüler, evlendiler onlar da. Hep ebem büyüttü, dilendi, döşürdü, büyüttü. Ben babam da öldü, yetim kaldım, yine darlık görmedim. Babamın ehbabı çoğudu. Hep getirirlerdi bize yetim kalınca. Hep şöyle köylerde baytarlık yaparmış köylerde. Atı vardı, atına gelirdi aşamına. Ben aşağı yola, o geldiği yola inerdim, şöyleydi mi? Hemen benim kolumdan tutardı, terkisini atardı. Ondan sonra ceviz, iyi de çok getirirdi o yanlılardan. Ondan sonra ben dedi ki bir gün, şey dedi, aşağı indi dedi, babamın adı Murat dedi. Aşağı inince Mevde dedi, çığırdı dedi. Cebinden çıkartmış, yeniden bana ceviz mi yüz vermiş. Oğlum dedim dedi, bizde sanki saklı yok mu, vermiyor mu da sen veriyor. Adam ana olsun, benim vermem başka, sizinki başka dedi diye. İşte babayı da bilmiyor, anayı da bilmiyor, geçti gittiler. Dört yaşındaydım, evlendim. Ana baba yoktu, ne olacak işte. Bir mahalledeydik. Onların evi bir ev aşağıdaydı, bizim bir ev yukarıydı. Yani ben evlenmek, mülvenmek değerliydi de işte ben ne bileyim Allah'ın yazısı bilmiyorum. Anası ne şeye başka köye dümürge diyormuş. O sorgun tarafına, bozok köylerine. Dümürge diyormuş oğluna, o da demiş ki anne demiş, kendinize getiriyorsanız getirin, ben evde de başkasını almam demiş. Ben oğluma aşam olurum dedim ki illa ben evimize gideceğim dedim. O da geldi dedi, eve mi gitmeye geldim buraya dedi, arkamdan bir çubuk vurdu. 3-5 yiyorduk ya, ondan sonra sesimizi kestik, oturduk işte. Vallahi biz ireç verirdik, çalışıyorduk boyuna. O da çalıştı, ben de çalıştım. Tarlada, murlada her yere gittik beraber. Çok rahat yaşadık köyde. Ama çok çalıştık. Talaş, iş. Ben ona karışırdım. Sen gidiyorum derdi. Bir ol çengen dursun, sen benim işime ne karışıyorsun, ben senin işine karışayım. Ey el şunu görüyor, el bunu görüyor, sen yatıyorsun derdim. Sana düşmedi derdi. Her şey olur bizim köyümüzde. Her şey olur, bol olur. İki tane bağımız vardı, tarlalar vardı işte. Kocamla beraber tırpan biçiyorduk, ikimiz böyle veriyorduk ki tırpanı. Üst yanımızda dırgatlar biçiyordu, kızım da biçiyordu İstanbul'daki. Ondan sonra demiş ki, şunlar demiş oturmuyor ki, bir yolda demiş biz oturak demişler, bizi çatlatacak bunlar bu Amanyan kız demiş. Dinlenem yok işte. Bir oğlu ki kızı vardı kayınbabamın. İki tane azapları vardı, işte reçverlik yapardı. Tahavi dedi, kendi asker mahallelüydü, şuradan bacağı yiyordu. Ondan sonra oğlum bir tekneyi, iki azap tutardı. Ondan sonra Veysel demiş, bir yol kanıyla sapı getirirse demiş, bir şey kurbanım var demiş, dört ayaklı demiş. Bu da bir gün azapları elinden almış, gitmiş kanıyı, sapı yüklemiş, getirmiş. Azap gelmiş ki, aa demiş, Veysel kanıyı getirdi, doğru dedirdi demiş. Gel hani oraya can sen demiş. Oradan da kurtlar mal götürüyor mu satmaya?
Hemen birini çevirmiş, harmanda kesmiş, dağıtmış. Yani içimiz ağrıdı ya, kendimiz rahatladık. Kaymamam çok sinirliydi. Kızdım mıydı, vururdu. Ya vursa da beni çok severdi. Ondan sonra Allah rahmet eylesin. Bazen okulendiği zaman iki tane de görünce vardı ya, bize dua belledirdi akşam akşam. Kendi zaten hocaymış hoca. Ondan sonra bize dua belledirdi. Dedi, gönlüm kızdın mıydı, küstün müydü, gelmezdim onlarına. Onları okutmazdı ben geride kalacağım diye. Severdi. Kızardı ya, kızmasının sebebini de söylerdi. Bunun ayağının sancısı tutardı. Ta buradan yiyordu bacağı. Aa böyle dombur titrerdi bacağı. Hastalanır yatardı. Benim derdi, aklımın yan tahtasını, ayağımı kesince aklımın yan tahtası sıçramış derdi. Sigirlendik miydi, gözü bir yeri görmezdi. Vururdu, kırardı, düverdi hepsini de. Yani beni de al ya, bana da vururdu. Ama bana yine çok kıyamazdı. Nerede de vurdu mu demişler. Karılar bizim kapıda iptirat okuyorlar. Nerede resmine vurdum demiş. Paçanın kıyısına kısılmış. Zombur titriyor demiş. Vurmadım ona hiç demiş. Öyle ki sinirlenince öyle derdi. Hocam ölünce yine çok çalıştım. Ayrı soğan ektim, ekin ektirdim, ondan sonra her şeyi yaptırdım. Şimdi de hali bacaklarım neyim kalınca, hali bir şey yazı yapan görmüyor. İki tane bağımız vardı, onu gördürüyordum, deptiriyordum, budadıyordum. İşte benim elim kesildi, onlar da bitti. Buğday tohumu da ilaçlıyorlar. Ondan sonra ot bitiyor diye yeniden onu da ilaçlıyorlar. Ben ne bileyim, yediğimiz, içtiğimiz ilacı, işte eskiden bir ilaç mı vardı, ilaç mı yiyorduk sanki? Zebzeki o ilaçlanıyor, ot oluyor diyor, olmuyor diyor, bir şeyler, ne bileyim Allah. İşte bu bacaklarım neyim, duraştı hani, çalıştım, durmadım. Ondan sonra, işte şimdi de hali geldik buralarda. Kışın geliyorum, kuzun geliyorum, işte bahar olmadan gidiyorum, Mart'ta mutta gideceğim. Çocuklarım bakıyor, Allah razı olsun. Vallahi bak, çok iyi bakıyorlar. Ama kızlarım daha çok bakıyor. Sıktı beni, vallahi çok sıkıyor hem de. Çok sıkıyor. Bak orada da yalnız duruyorum, evde de yalnız duruyorum, sıkılmıyor. Burada sıkılıyorum, ama bunu inan kumda çekişiyorum, ay beni buraya getirdiniz diye. Burada sıkılıyorum. Orada da yalnız duruyorum, hiç sıkılmıyor. Ama ben çok küçük yaştan geldim oraya, alıştım. Yoksa Ankara, İstanbul benim için hiç. İsterse bana verseler yine mahvul diyor. Duramıyorum. İlla kendi koyayım. Bir gün bunaldığım gün olmadı. Kendim her işi yapıyordum. Yani erken yaptığı işin hepsini yapıyordum. Gücüm yeterken. Ama işte şu 2-3 sene durdum. Hiçbir şeye hayrım kalmadı galiba. Çok. Maşallah Allah bağışlasın. Allah ömürlerini uzun etsin. Sevmesi daha güzel. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Benim oğullarımın ikisi de karıdan ayrıldı. Büyük de buradaki de ayrıldı. O da ayrıldı. Ondan sonra Burak'ın babası Antalya'da. Burak'ı ben büyüttüm. Evde kimse yoktu. Burak deli divanım oldum Burak diye. İşte evlendirdik onu da, getirdik. Kurtulduk çok şükür udumdan. Hep çok şükrettim, tabii şükrettim. İlla kendi koyu. Alışmışım. Ben yine tarlayı taban ektiriyorum, veriyorum ortağına. Ektiriyorum. Ondan sonra adam şey diyor, işte kendi kaldırıyor. Masrafını ben çekiyorum, şeyini de. O da işte kaldırıyor, getiriyor. İlle koyayım he. İlle koyayım Allah'a bak. Orada doğdum, orada büyüdüm işte. Yani Ankara'yı bana bedava verseler gözümde yok. İstersen ne dersen de.